Bize dediniz ki yakınlarının, Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının vergi cennetlerinde şirket yok. Bu ne Sayın Başkan? Bu ne? Bu Merz Limeti şirketi. Bu Merz. Burak Mustafa Erdoğan Ziya İlgen. İki sterlinlik şirket. Kimin? Burak Erdoğan. Musa'yı burada git 15 sterline veriyorlar 15 sterline. Parasını verdik aldık biz. Kime aitmiş? Cumhurbaşkanının akrabalarına, emekli öğretmen Ziya İlgen'e. Bu şirket ne yapmış? 18 milyon dolar kredi almış. Niye? Bir gemiyi satın almak için. Kimden? Mübarizov'dan gemiyi satın almak için. Mübarizov'dan gemiyi satın alıyorsa niye Mübarizoğlu bu parayı ödüyor? Sorsanız da Cumhurbaşkanı'na. Sormayalım ya. 18 milyon dolar krediyle alınan Aktaş gemisinin hesabı bu kürsüde verilecek. Para gitmedi diyorsunuz. Tek şirket o değil Sayın Başbakan. Pal Shipping Trader One şirketi. Malta'dasında. Kimin? Yine bunların. Pal Shipping Trader One şirketinin üzerinde hangi gemi var? Aktaş gemisi var. Para gitmedi diyorsunuz. 1 Ocak 2011 itibariyle 5 milyon 204 bin dolar. 31 Aralık 2014 itibariyle de 13 milyon 207 bin dolar. Bir emekli öğretmenin vergi cennetindeki şirketinin hesabında ne var? Nasıl açıklıyorsunuz bu durumu? Aktaş gemisi 25 milyon dolar. Sıtkı Ayan 15 milyon dolar para gönderiyor. Sıtkı Ayan kim? Kucağa oturttukları. Kucağa oturttuk diyordunuz. Şimdi bunun hesabını sormayacak mıyız biz burada? Hepsi belgesi burada. Hepsi. Hepsi savcıya da vereceğiz. Savcı bırakmışsanız savcıya da vereceğiz. Hiç belgesiz konuşmadık. Bakın kapı gibi belgeler. Kapı gibi belgeler. Bu ülkedeki çürümüşlüğü gösteren. Yine söylüyorum. Şimdiye kadar belgesiz konuşmadık. Bu memlekette kazanıp bu memlekette vergi ödeyen dürüst, namuslu, ahlaklı insanlara selam olsun.